Evra Hanım, fotoğrafları girişime vermiş olmamıza rağmen peşinizi bırakmayacaklardır. Çok şey biliyorsunuz. Beni ortadan kaldırmak için kendilerini açığa çıkarma riskini göze alacaklarını sanmıyorum. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Ne yapacağız o zaman peki? Bu koskoca evde keklik gibi oturmaktan vazgeçip işe başlamak istiyorum. Ama bir süre ortadan kaybolmam gerek. Taşınma hazırlıklarına başlayalım. Tamam, hemen. Efendim Savaş? Çetin. Çetin değil lütfen. Yeni kimliğime alışmaya çalışıyorum. Umarım eski kimliğine verdiğim görev için de bu kadar sıkı çalışıyorsundur. Merak etmeyin, sağlam adımlarla ilerliyorum. Güzel. İşini iyi yapan insanlar dünyayı yaşanır kılıyor. Hı. Ne diyecektim size? Şu sizden istediğim evraklar vardı ya. Sanıyorum Eda yanınıza geliyor. Onunla gönderirseniz çok sevinirim. Yok. Eda'nın buraya geleceğinden haberim yok. Neyse, ben başkasıyla yollarım belgeleri. Anladım. Teşekkür ederim. Daha fazla vaktinizi almayayım. Senin ne işin var burada? Fatih, hemen çık. Ne yapayım Songül, daha fazla dayanamadım. Ya dün gece o kadar korktum ki senin için. Nasıl oldun, iyi misin? Ya iyiyim, tamam, bir şeyim yok. Gerçekten biri görecek, lütfen çık hadi. Ya bak, benim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım, tamam mı? Ya aklım çıktı seni öyle görünce. Tamam da hiç sırası değil gerçekten. Ne olursun hadi, hadi, hadi. Songül bak, ben artık eskisi kadar korkmuyorum. Seni gerçekten seviyorum. Anladım da ben canımı sokakta bulmadım. Aklını başına topla hemen. Hadi. Ay, rica ediyorum, ne olursun çık. Hadi ya, Fatih, Songül'üm, hadi. Songül'üm, benim aklım fikrim zaten hep sen. Songül. Ben bir ihtiyaç var mı diye bakmıştım da. İstediğiniz bir şey olursa haber verirsiniz Songül Hanım. Tamam, gidebilirsin. Yalnız Songül, bu evde çalışan bir adamın senin odana bu kadar rahatlıkla giriyor olması yanlış anlaşılabilir. Bence sen bunu bir uyar. Çok haklısınız Despina Hanımcığım. Densiz, densiz. Ay. Beyler. Bizim bu adamları bulup tek tek indirmemiz lazım. Yalnız adamlar çok güçlü. Adamlar çok gizli yaşıyor. Yakayı ele verdiğimiz an bizi yerin 7 kat altına gömerler. Ama ben yokum diyorsanız da eyvallah, bir itirazım olmaz. Neden, ben sana bir şey soracağım. Bu girişim dediğin şey ne? Gizli bir örgüt falan mı? İşte örgüt Zülfikar. Ne bunların olayı? Bunlar küreselci Zülfikar. Varım. Ben varım. Şu anda beni kazandın. Dedem bakın, kayınçom diye söylemiyorum. Bu adam doğru adam. Bu adam şu an önemli bir şey söylüyor. Ya tamam da ne yapacağız? Adamları tutup hapse atacak halimiz yok. Ya yok, hapse atmak değil de işte yani beni daha çok tek tek kafalara tak tak. Sıkacağız. Sıkacağız. Ben varım. Ya başka sorum yok, ben varım. Tamam. Beni nasıl tavlayacağım Poyraz Efendi? Taş kafa. Taş kafa. Adamlar dünyayı yedi taş kafa. Nasıl? Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını hep bunlar yiyor taş kafa. Ne diyorsun sen oğlum ya? Tam yeri geldi bunu söylemek istiyorum. Dünyanın nüfusunun 1/1'i... dünyanın geri kalan 99%'unun toplamından daha zengin, biliyor musun? İşte bu herifler de o 1/1'lik kısmın içinde Zülfikar. Olur mu lan öyle şey? Senin matematik... Lan bilimsel bir gerçekten bahsediyorum oğlum. Bir İngiliz yardım kuruluşu var. Şimdi adını söyleyip de bir reklam yapmak istemiyorum ama adamlar bir araştırma yapıyor. 62 kişi bütün dünyada. Bu 62 kişi dünyanın kalan nüfusundan daha zengin. Tabii tabii öyle ama şimdi biraz da konu dağılır gibi oldu Zülfikar. Konu dağılmadı Poyraz. Konu dağılmadı. Biz servet düşmanı değiliz.
Ama küresel tezgahın karşısındayız dedem. Onların küresel tezgahı varsa bizim de yerel mücadelemiz var lan. Ya onlar hamburgerse biz de gözlemeyiz dedem. Ulan onlar endüstriyel futbolsa biz de çamurlu sokaklarda oynanan uzun eşeğiz lan. Allah Allah! Tarih kitapları bugünden bahsedecek. Diyecekler ki dört tane baba yiğit bir kahvede buluştu. Biz haftaya filan kesin patlarız. Kesin bizim yorma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.